Bugün burada Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, akademisyen, doktor ve sağlık çalışanları şu an burada olmayıp aile sağlık merkezlerinden bize desteklerini gönül bağıyla ileten abi ve ablalarımızla birlikte bütün dünya liderleri tarafından kaderine terk edilmiş bir şehrin acısını paylaşmak için toplanmış hekimleriz. Bugün burada bombalanan ameliyathanelerini terk etmeyen, kendi çocuklarının ölü bedenleriyle vedalaştıktan sonra belki bir can daha yaşatabilirim derdiyle hastalarına koşan, malzemeleri kalmadığı halde en ilkel şartlarda olsa bile sağlık hizmetlerini sürdüren Gazze'li meslektaşlarımızı selamlamak için toplanlaşmış hekimleriz. İşgalci İsrail Devleti'nin 1948'den beri sürdürdüğü katliam ve soykırım 7 Ekim'den bu yana insanlığın görmediği bir seviyeye ulaşmıştır. Bu saldırılarda şehit düşen binlerce kardeşimize, meslektaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Hepimiz bir sınavdan geçiyoruz. Gazze bugün her birimiz için bir insanlık sınavıdır. Nice savaşlar görmüş geçirmiş olan şu yeryüzü, bunca insanın gözü önünde böyle bir vahşeti, böyle bir katliamı, soykırımı kaç defa seyretmiştir acaba? Evet, bugün bütün dünyanın gözü önünde binlerce çocuk, binlerce kadın, binlerce masum katlediliyor. Gazze'de insanlık, Gazze'de merhamet, Gazze'de vicdan, Gazze'de hayat neşesi, Gazze'de çocuk tebessümleri haftalardır katil İsrail tarafından tekrar tekrar katlediliyor. Okullar bombalandı, mülteci kampları bombalandı, ibadethaneler bombalandı. Çocukların su doldurmak için bidonlarıyla sıra bekledikleri su tankerleri bombalandı. Her birinde bir umuttu ambulanslar, doktorlar ve hastaneler. Ama artık o umudu da katlediyor İsrail. Artık hastaneler bombalanıyor. Anne babasını kaybetmiş yaralı çocukların kucaklarda getirildiği, enkazdan çıkartılmış, kolu bacağı kopmuş ihtiyarların, korkudan titreyen, yüzü gözü toza bulanmış bebeklerin sedyelerinde tedavi için beklediği hastaneleri bombalıyor gözü dönmüş İsrail. Gazze yalnız bırakıldı. Bütün dünyada ülke liderleri halklarının isyanına, Gazze'ye verdikleri desteğe rağmen Batı'nın şımarık çocuğu gibi davranmaya devam eden İsrail'e karşı sessiz kalmayı tercih ediyor. Biz hekimler olarak bu siyaseti ayaklarımızın altına alıyoruz ve bütün vicdanlı dünya doktorları gibi Gazze halkının yanında olduğumuzu haykırıyoruz. Gazze'de hastanelerin jeneratörleri tükendi. Tıbbi malzemeler, ilaçlar bitti. Su, elektrik, gıda, ilaç gibi en temel insani ihtiyaçların giriş çıkışı engelleniyor. Geçtiğimiz günlerde oksijen yetmezliğinden 39 bebeğin hayatını kaybettiği haberi düştü ekranlarımıza. Yeni doğmuş bebekler daha ismi verilmeden kefene sarılıyorlar. Biz bu zulmü lanetliyoruz. Meslektaşlarımızın artık hizmet verecek güçleri ve psikolojileri kalmamıştır. Bombardımanın altında giydikleri beyaz önlükleriyle şehitliğe yürüyen nice doktorlar gibi onları da yavaş yavaş kaybetmek istemiyoruz. Biz Uludağ Üniversitesi doktorları, tıp öğrencileri ve sağlık çalışanları olarak bu hukuksuz savaşı lanetliyoruz. Haksızlığa göz yummuyoruz. Zulme sessiz kalmıyoruz. Zalimin karşısında kıyam ediyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun, hangi din, hangi ırk, hangi millete mensup olursa olsun, sağlık hizmeti veren tüm insanları ayağa kalkmaya davet ediyoruz. Bütün dünyaya çağrımızdır. Bu katliam durdurulsun. Gazze'ye gönderilen tıbbi destekler içeriye alınmalıdır.
İnsani yardım koridoru 24 saat açık tutulmalıdır. Başta da söylediğimiz gibi bu bir insanlık sınavıdır. Gazze insanlığımızı hatırladığımız ve hatırlayacağımız yer olarak tarih sayfalarında yerini alacaktır. Aziz Gazze'nin cesur çocuklarına, mazlum halkına, hekimliğin ağır sorumluluğunu omuzlamış gayretli meslektaşlarımıza huzur şehri Bursa'dan selamlar gönderiyoruz. Ve inanıyoruz, zafer eninde sonunda sizindir, bizimdir. Basın açıklaması için Tıp Fakültesi öğrencisi İsmail Can'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Programımıza sessiz eylem olarak devam ediyoruz.